Evet. Şevki Yılmaz da sanırım ilk değindiği siyasetçilerden bir tanesi. Onu da şimdi konuşalım. Şevki Yılmaz Akit TV'de yorumcu mu? Ben ara sıra Akit TV'de görüyorum onu ama ya da konuk muydu sadece? Bir resmi görev var mı? Yazıyor mu Akit TV'de, Akit'te? Ya ben ara ara yazılarına denk geliyorum Cüneyt Bey. Şimdi Şevki Yılmaz'ı bilmeyenler olabilir. Kendisi 28 Şubat döneminde Refah Partisi'nden milletvekilliği yapmış, Rize Belediye Başkanlığı yapmış bir isim. Bu hani muhafazakar camianında hem bildiği bir isim çünkü o dönemde sadece hani muhafazakar camianın değil tüm Türkiye'nin bildiği bir isim. Çünkü özellikle hani Atatürk karşıtı söylemleriyle, videolarıyla çok ön plana çıkmış bu bir isim. Yaklaşık 15-20 gün önce bir mülakat veriyor. O mülakatta işte Sedat Peker'e ajan diyor. Ama ve lakin Sedat Peker bugünkü videoda onun da adını geçiriyor. Şevki Hoca diyor. Şevki Hoca dediği de eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz. Bunlar biliyorsunuz o Refah Partisi'nin üst kademesi 98 yılında siyasi yasaklı olmuştu. Sonra bir dönem yurt dışına çıktılar, geri döndüler. Yani şu an aktif siyaset yapmıyor diye biliyorum ben ama ara ara seçim dönemlerinde mülakatlarına, görüşlerine başvurulan bir isim kendisi. Peki başka ne diyor Şevki Yılmaz'la ilgili? Ne derler ona? Şevki Yılmaz para istiyormuş anladığımız kadarıyla. İşte yurt dışından gelecek çocukların eğitim masrafları, burslarla ilgili para istiyormuş. Ve onlarla ilgili ben çoluğumun çocuğumun parasını sana gönderdim. Sen diyemedin mi ki bunlara bu adam ajan değildir diyor Sedat Peker. Şevki Yılmaz'a para mı göndermiş yani Sedat Evet, Peker? aynen öyle Cüneyt Bey. Şevki Yılmaz'a da para göndermiş. Bu konuşmadan bunu anlıyoruz. O sistemle söylüyor da biz anladığımız kadar Şevki Yılmaz'a Sedat Peker para gönderiyor. Özeti bu yani bu Evet. şeydi. Sonra Doğu Perinçek'e getiriyor lafı. Orada bir parantez daha var Cüneyt Bey. Şey diyor Sedat Peker ya Şevki Hocam diyor biz seninle diyor Atatürk harici diyor birçok noktada anlaşıyoruz diyor. Sen demedin mi ki bana diyor işte yurt dışından çocuklar getireceğim, Kur'an kurslarında hafızlar yetiştireceğiz, dershaneler açacağız diye ben sana çoluğumun çocuğumun parasını gönderdim diyor. Her şeyi yapar bu adam Yılmaz'ın ajan sosyal mükemmel medya diyemiyor. hesabı var mı diye bakıyorum acaba hani herhangi bir var mı bakıyorum bulamadım ben ama Bir tane 20. dönem milletvekili resmi hesabı diye bir şey var Cüneyt Bey. bir Şevki açıklama var mı? Yılmaz. Yok. Bir Yok. açıklama yok. Tamam. 55 dakika önce tweet atmış ama bir şey başsağlığı diliyor. İsmet Dilsiz diye bir adam ölmüş, vefat etmiş. Allah rahmet Evet. eylesin. Onun şeyi var. Bu süreçle ilgili hiçbir şey söylememiş. E bakalım ne diyecek Şevki Yılmaz diyecek mi? Para geldi gelmedi bunlar ciddi şeyler yani hani. Peki devam edelim daha sonra lafı Doğu Perinçek'e getiriyor. 180 derece öbür tarafa yani. farklı cephelerde laf şey yapıyor. Şimdi orada da diyor ki yani Doğu Perinçek çok diyor kibar bir insan 80 yaşında hani git torun torba sev ne bu hırs. Hırt CIA yaptı. Bırak CIA'yı bilmem neyi falan diyor. Ülkücü katil demişim diye şey yaptı diyor. E değil mi diyor. Siz diyor gazetenizin manşetinde verirdiniz. Sonra bunlar öldürülürdür diyor. Ev adresini verirdiniz diyor. Hatta Mehmet Ali Birand'ın adını alıyor. O da gitti PKK'yla Öcalan'la sen işte çiçek verdin. O röportaj yaptı. Seninki röportaj değildi diye. Doğu Perinçek'le de bir şey laf atıyor. Ama asıl bomba açıklamayı günlerdir herkesin merak ettiği açıklamayı bir sonraki bölümde yapıyor. Şimdi biliyorsunuz Süleyman Soylu TRT'de yayınlanan programdaydı sanırım değil mi? Orada dedi ki acaba dedi Sedat Peker'in para verdiği 10 bin dolar verdiği siyasetçi kim dedi? Bir anda salon durdu böyle herkes gazeteciler. Zaten duruyorlardı da bir anda biraz daha durdular. Herkes dondu. Kim nereden çıktı bir dakika. Şimdi orada Süleyman Soylu şöyle ilginç bir taktik yaptı. Milletvekili demedi siyasetçi dedi. Değil mi yani siyasetçi dedi. Ve de 10 bin dolar verdiğini söyledi. Hatta sonra tuhaf bir şey dedi. Dedi ki belki yazışmaları yere düşürmüştür dedi. Doğru mu söylüyorum yazışmaları yere düşürmüştür derken Kenan? Evet evet Cüneyt Bey. Aynen o şekilde. Evet. Şimdi istersen bir önceki konuşmaya gelsen. Bir önceki şey dün akşam yayınlanan şeye. Orada külünk geçiyordu. Çünkü oradaki meseleden sonra buraya gelelim. Orada konuştuğu kişi diyordu ki ya işte külünk var. İşte o artık etkili değil. Sedat Peker de diyordu ki ya nasıl etkili değil? MKYK'da değil mi? Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda AK Parti'nin kalbinde
Yani nasıl etkili değil? Tam olarak orayı buldun mu Kenan? Onun üzerinden gidelim istersen. Bir saniye Cüneyt Bey. Tam oraya gel. Tamam. Ve de orada bir diyalog geçiyor aralarında. Yani ya Metin de aradı, beni sakinleştirdi diyor hatırladığım kadarıyla. Oradan işte konuştuğu kişi diyor ki ya o artık diyor görevde değil diyor. Biliyorsunuz eskiden milletvekiliydi. Sonra Merkez Karar Yönetme Kurulu'nda ve Metin Külünk'ün adı daha önce Fevzi İşbaşı'nın karakolda dövülmesinde geçiyordu. Bir milletvekili geldi bana Hürriyet Gazetesi'ni bastı dedi. Ben gittim bastım demişti ama o milletvekilinin kim olduğunu bilmiyorduk. Ve bir milletvekili var, bir AK Partili milletvekili. Metin Külünk de eski AK Parti milletvekili ve de sonrasında şu anda milletvekili değil ama MKYK'da hala görev yapıyor. Buldun mu orayı Kenan? Tam denedi. Evet. Şöyle bir ne şey diyor, orada ilk cümlesi şu. Metin abi bu ilk cümleye şuradan giriyorlar Cüneyt Bey. İşte Metin Külünk, Metin abi diyor. Karakoldaki olayı diyor organize edecekti diyor. Karakol amirini diyor ikna edemedi diyor. O öyle bir organizasyon olmadı diyor. Ayarlayamadı diyor. Ekşi de diyor ki ben de oradaydım diyor. İşte sonra diyor ki Serdar Ekşi, Metin Külünk'ün diyor bağlantıları kopuk diyor. Sedat Peker diyor ki nasıl üstü çizilmiş MKYK üyesi oluyor diyor. Böyle bir konuşma geçiyor aralarında. Evet. Bugün de kendisi diyor ki benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var. Bir de çok acı, bana 10 bin doları nasıl yakıştırdınız siz? Ya ben aç kalırım, açıkta kalırım, yine herkesten çok veririm. Beni herkes bilir diyor. Ve de 11 dolar yalan, vallahi yalan diyor. Ben diyor kimseye böyle bir para yollamadım ama daha çoğunu yolladım diyor. Yani orada alınmış. Sedat Peker demiş ki ne, ben 10 bin dolarlık adam mıyım? Ben gönderirsem 300 bin dolar gönderirim. Zaten sonrasında da diyor ki Metin Külünk yine aramış. Bak ilginç, herhalde yeni aramış. Metin abi beni telefondan aradı. Biden beni Erdoğan'a karşı diyor kullanacakmış falan diyor. Tam orayı toparlayamıyor. Ya dedim abi ne diyorsun sen? Biden'ın işi gücü bırakmış. Sedat Peker'i mi bekliyor? Hepten delirdik. Vallahi delirdiler diyor. Adamlar dünyayı yönetiyor. Onun devlet başkanı Sedat Peker'i mi bilecek? Benim kendi meselem var. Beni sakinleştirdi diyor. Konuştu diyor. Sonra diyor benim yanımdan ayrıldı. Beni itibarsızlaştırmak için kurulan mafyalar var. İşte bununla tecavüz ettiği falan konuşuyordu. Kurgulayanlar var diyor. Kelimeleri kullanmıyorum orada. Onlarla diyor şey yaptı, o zaman diyor konuşacağız diyor. Beni yolda bırakanı rezil edeceğim. Ha Metin abi rezil etmeyeceğim. Ne yaşadık onu anlatacağım diyor. Ve de başlıyor anlatmaya. Ya bu arada şu da var. Düşün bak, 7 Mayıs'ta şu radarı açsana biraz, çok sıcak oldu olsun. 7 Mayıs'ta yaptığı görüşme vardı ya. Evet. Görüşme 8 dakika sürüyor. 3 kişi arıyor. Görüntülü. Bir de görüntülü arıyorlar. Bir de kapatmış bile Cüneyt Bey. Çok ilginç değil mi? Üzerini de kapatmış yani. Bak daha 7 Mayıs'ta. 7 Mayıs'ta görüntülü arıyorlarmış hala. Yani 7 dakikada 3 kişi arıyor abi. 1 kişi 2 kişi değil. Kapatmışlar. Ve hepsini de kaydediyor herhalde yani. Muhtemelen bunlar da kayıtlı. O yüzden sık sık uyarıyor. Ben ilk uyardığında çok ciddiye almamıştım. Yani ne olabilir ki elinden hani diyordu ya. Hepimiz sağlam duracağız. Yakarım yıkarım hepsini. Meğerse doğru söylüyormuş yani. Herkesin kaydını almış yani. Millet de ne hevesli abi. Arayalım görüntülü konuşalım. Arayalım görüntülü konuşalım. Ya Türkiye arıyor adamı zaten. Polis arıyor. Devlet arıyor. Ne diye arıyorsun? Hadi aradın ne bileyim. Görüntülü niye arıyorsun yani? Demek ki herkese bir rahatlık gelmiş yani. Hani ya işte diyorlar reisim diye konuşuyorlar bir de yani. Evet, bir de böyle bir samimiyet var yani. Hani samimiyetin de bir üst level'ı artık yani. Efendim? Orada bir de şey var Cüneyt Bey. İlk video 2 Mayıs. Serdar Ekşi'nin görüşmesi 7 Mayıs. Yani ilk video 2 Mayıs'ta tabii yayın. Canım herkes aracı ya. O giriyor. Amma çok aracı varmış ya yani. Herkes onu deme, şunu de, bunu deme. Yani kimse de şunu demiyor. Kardeşim sen ne yapıyorsun? AK Parti'yi nasıl hedefe koyarsın demiyor. Ya ondan bahsetme, dur şundan bahsetme. Şimdi Tayyip abi mi diyor? Tayyip abiden bahsetme diyor Külünk şeyden. Ve de orada ilginç bir şey anlatıyor. Meğerse bana pislik mafya diyorlar diyor. AK Parti'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler var ya seçim zamanı. Hepiniz içtiniz. Tarihi Beyoğlu kuru kahvecisi benimdi. Hani ben pislik mafyaydım? Ulan onlarca milyon liralık kahveyi benden siz alıp dağıtmadınız mı her yerde? Lan bir lira mı verdiniz diyor. Verdiyseniz hani fatura. Şimdi tabii mesela Norveç'te bu olaylar geçiyor olsaydı şu anda hükümet yıkılmıştı. Kenancığım yani hani vay abi düşünsene bir siyasi parti yeraltı dünyasından bir ismin
kahvecisinden kahve alıyor, bedava halka dağıtıyor. Ama olaylar Türkiye'de geçtiği için burası çok önemli değil diyebiliriz yani. Değil mi? Normal şartlarda bir İskandinav ülkesinde olsak, ulan ne diyorsun ya? Vay be, hangisi abi? Borgen'in partisi mi dağıtmış? Vay Allah'ım falan dersin yani. Hani ver soru önergesi, ver araştırma şeyi kurulsun. Niye 300 euroluk kahvaltı parasını devlete fatura etti mi diye geçen gün Norveç başbakanını mı, Finlandiya başbakanını mı ne yolsuzluktan araştırıyordu adamlar. Neyse, bu böyle bir şey, geçecek bir şey yani. Olur öyle vakalar diyelim. Fakat ya bu kadar da olur mu dediğimiz bir şey var. Metin abiyle Ömer Külünk diye bir yakını var mesela. Nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış. O zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası. Tefecilerle konuşsana, bir şey yapsana diyor. Metin Külünk geliyor. Ömer Külünk sanırım yeğeni. İşte onun bir mekanını alıyorlar. Milletvekili ya da siyasetçi, AK Partili siyasetçi, ne zaman yaptığını bilmiyoruz. Milletvekilliyken mi demiş, şey mi demiş. Yani yeğeni tefecilerden para almış. Diyor ki ya sen Sedat Peker adını kullanarak bu tefecilere hani bir konuş da bu tefecilerden şey yapalım diyor. Sedat Peker de diyor ki ya diyor ben diyor adımı temize çekmek şey yapıyorum diyor. Çekmeye çalışıyorum diyor. Ve de diyor ben diyor şimdi ben de bir girersem bu diyor çok yayılacak diyor sağdan sola şeye. O yüzden diyor ben diyor parası neyse vereyim diyor. Gerek yok diyor yani benim onlara hani o oldu mu bu bilmem ne oldu mu değil mi? Ve de diyor ki parasını verdim diyor. Abi kaç paraysa ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki iş adamı arkadaş var. Biz ödeyelim dedik ama diyor tabii onlar da diyor sonradan tüydüler. Parayı bunlar diyor böyle yapar diyor. Öderiz derler, ödemezler diyor. Parayı da ben ödedim diyor. Değil mi? Evet, aynen başka öyle. Başka var mı? Var. Bir de diyor. Evet, devam et. Bir de Almanya'daki dernekler meselesi var. Onun içinde çoğu zaman ben diyor onları severim diyor. Bu Osmanlı Ocakları diye bir şey vardı. Muhtemelen ondan bahsediyor. İsim vermiyor ama Cüneyt Bey. Daha önce de defalarca şey haberleri çıkmıştı o sürecin. Onları da diyor para istedi diyor, gönderdim diyor. Ama diyor her ay verilen bir 10 bin dolar yok. Seçim zamanları arabasına para bırakırdım diyor. 10 bin dolar değil ama daha fazla diyor. Metin Külünk'le ilgili süreç, bugünkü videodakiler bunlar. Evet. Bir de arabasına para koyardık diyor ya seçim dönemi. Onu atlamayalım şimdi hani kahveyi atladık da kardeşim bir dakika. Siyasetçinin seçim döneminde arabasına para koyarız ne demek? Anlamadım ben ne demek? Şöyle seçim zamanı... Bu Türkiye'de ne anlama geliyor? Şimdi Norveç'te böyle şeyler olduğu zaman ne siyasetçinin arabasına para koymak mı? Bomba koy daha iyi demek gibi bir şey ama... Burada ne anlama geliyor? Arabasına para koyunca ne demek istiyor yani? Ben şöyle söyleyeyim Cüneyt Bey. Şimdi Türkiye'de değil de mesela başka ülkelerde, komşu ülkelerimizde şöyle oluyor. Türkiye'de olduğunu pek sanmıyorum. Ben de seçim zamanları bir milletvekilinin ortalama masrafının 1-2 milyon TL civarında olduğu söyleniyor. İşte her yere gidiyorlar, düğünlere gidiyorlar, yemekler veriyorlar, afişler bastırılıyor. Burada bir şey var. Eğer milletvekili olacak kişi seçim döneminde adaysa bir para harcaması gerekiyor. Tabi bu paranın da bir kaynağı olması gerekiyor. Anladığımız kadarıyla o kaynaklardan birisi bu arabaya bırakılan paralar. Herhalde Türkiye'de olmuyordur böyle şeyler. Olduğunu söylüyor. Ben diyor şey yapıyorum diyor. Normal şartlarda kaç liraydı ya? Arkadaşlar siz bilirsiniz. Ben şimdi yazdım bulamadım. Bir siyasi partilere mesela yardım miktarı var. 100 bin lira veremiyorsun mesela. Kişi başı 50 bin lira mı veriyordun? Ne kadardı? Hatırlayan var mı aranızda? Siyasi partilere yardım ne kadardı? Bir bak sen istersen Kenan o sırada. Tamam. Yani elbette milletvekilleri seçilmek için para harcayabilir. Okey. Yani siyasi partiler de harcayabilir ama bunun da bir kaydı kuydu vardır. Yani yeraltı dünyasından bir isim. Ya ben zaten Metin Bey senin arabaya para koyuyorduk. Senin yeğeninde 1,5 milyon borcu var. Ben de o borcu kapattım demesinin bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Değil mi? Bir hayrına yapmıyordur herhalde. Aa evet bana da sevap geldi. Ne yaptım? Metin Külünk'ün yeğeninin şeyini kapattım. Hesabını kapattım tefecilerde. Yani o meselesi çok önemli. Şimdi Metin Külünk sanırım dün akşam gelmekte olanı gördü. Dedi ki bir kamyon yaklaşıyor. Frenler patlamış. Artık herkes ayyuha çıkmış. İşte meclis başkanı Sayın Süleyman Soylu'dan artık kimse bu söyleyin demiş. Kemal Kılıçdaroğlu ayaklandırmış. Siz demiş eğer bunu açıklamazsanız demiş. Siz de alıyorsunuz demiş. Yani ortalık toz duman. Herkes görüyor artık. Geliyor gelmekte olan. Metin Külünk de dün akşam açıklamalar yapmış. Diyor ki Türkiye'nin enerjisi kimleri hareketlendirdi?
Ya bir dakika, Metin Külünk'le ilgili bir bilgi var mı sende? Kimdir? Yani bilmeyenler için bir hatırlatalım. Hangi dönem milletvekili oldu? Şey oldu. Var mı bilgi sende? Şöyle, Metin Külünk Cüneyt Bey 3 dönem milletvekilliği yapıyor ve bu son dönemde milletvekili adayı olmuyor. Tabii 70'ten beri bu Türkiye'deki muhafazakar dünyanın içerisinden olan bir isim. Milliyetçi kendisi, milliyetçi görüşleriyle biliniyor. Ondan sonra ve Erdoğan'a çok yakın olduğu biliniyor şey tarafından, kamu tarafından, kamuoyu tarafından böyle bir bilgi var. Hani kendisinin bazı kitapları da var Metin Bey'in, Metin Külünk'ün. Yani bu şekilde çok geniş bir bilgimiz yok yani Metin Külünk'le ilgili. Metin Külünk bir İstanbul milletvekili. Herhangi bir olay olduğunda, herhangi bir sıkıntılı durum yaşandığında işte AK Partili milletvekillerinin olduğu yerlerde Metin Külünk yer alıyor. Mesela 15 Temmuz'da da Sayın Cumhurbaşkanı havaalanına indiğinde de ön saflarda yer alan isimlerden birisiydi. Hemen yanındaydı. Ben öyle bir fotoğraf atıyorum. Yani Metin Külünk Yıldız Teknik mezunuymuş. Ben de şimdi biraz daha yakından bakıyorum. Bir dönem Milli Türk Talebe Birliği'nde yer almış. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri İTKİB'in komitelerinde görev yapmış. Tam 3 dönem milletvekili. 24, 25 ve 26. dönemlerde. İlginç de kitapları var. Mesela Küreselleşen Dünyada Türkiye, Barışı Arayan Dünya, Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali, Rengarenk Şehir İstanbul, Büyük Anadolu Aklı gibi. Dedi ki bombalayacaklar 2016'da. 2017'de yayınlamış herhalde şey. Evli ve bir çocuk babasıymış. Peki Külünk dün ne açıklamalar yaptı Twitter'dan? Durduk yere bir şeyler paylaştı. Dedi ki Türkiye'nin enerjisi kimleri hareketlendirdi? Devlet canlı varlık gibidir. Bedeni, ruhu, dili ve eylemi vardır. Hafızası ve hayali vardır. Hatta heyecanları, üzüntüleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti 1000 yılı aşkın büyük Türk devlet canlılığının son yüzyıldaki yaşanmışlığıdır. Pardon. Dolayısıyla liderler, seçimle iş başına gelenler, görev alanlar bu canlı devletin elçisidir. Elçi sözcüdür. Elçinin hukukunun korunması çok değerlidir. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş. Metin Bey tabii entelektüel şeyini bak, hakkını verelim Metin Bey'in. Bir entelektüel background'u var. Yani lafı çok iyi getirmiş şimdi. Devletlerden gelmiş, lidere getirmiş. Oradan elçiye biraz kendisine doğru geliyor. Elçi sözcüdür. Elçinin hukukunun korunması çok değerlidir. Türk'ün töresinde, Türk devlet tarihinde binlerce elçi geldi ve görevlerini yapıp gittiler. Devleti varlık olarak yaşatan iki unsur vardır. Kaynak ve birlik kaynağımız bazen sadece toprağınız olur, bazen insan sayınız ve kaliteniz olur. Bazen de yeraltı ve üstü kaynaklarınız olur. Birlikse bazen inançla, bazen yaşanmışlıkların, bazen hedefte oluşur. Şimdi Metin Bey bize böyle subliminal mesajlar vermiş dünkü Twitter mesajında. Devam edeyim mi? Türk devleti için kaynak yüzlerce yıl hep toprak genişliği, birlik ise farklar bir arada yaşatma tecrübesi oldu. Fakat çağımızda artık toprak kaynak olarak yetmiyor. Var mı devamında? Devleti markalaştırmak küresel ölçekte bilgi, teknoloji, gücü gerektirir. Buna ne zaman diyorlar ki doğal gaz rezervine gelmiş, enerjiye gelmiş, enerji... Evet, Türkiye'yi enerji kaybettirerek gelme hevesine giren muhalefete tarihi bir gerçeği hatırlatalım. Devletler varlıklarını muhalefet sanal enerjisine... Yani Metin Külünk bu konuyla ilgili hiçbir şey söylememiş. Hani biz zorluyoruz, acaba subliminal mesajlar, yeraltı kaynakları, hani diyoruz ya acaba dürbünden, Sedat Peker'in dürbününden yeraltı kaynaklarını mı gördü? Hani oradan bir şey mi oldu falan? Yani ortalık yıkılıyor. Var mı yeni bir tweet'in Metin Külünk'ün? Hesabına girip baksana bir kere. Adı anılıyor. MKYK'da olduğu biliniyor. Feyzi iş başaran, dayak yiyen iş adamı diyor ki Metin Külünk beni dövdürdü deniyor. Kulislerde Metin Bey'in adı konuşuluyor. Bilmem Metin Külünk farkında mı ama şu anda pek çok üst düzey devlet görevlisi de kendisinin Sedat Peker'in bahsettiği isim olduğunu söylüyor. Biz programa çağırdık. Ne cevap verdi Kenan? Bundan 10 gün önce programa davet etmiştik kendisini. Şu an konuşma vakti değil. Belki ilerleyen zamanlarda diye söylemişti. Programa katılmadı Cüneyt Bey. Evet. Sedat Peker daha da bomba bir açıklama yapıyor. Diyor ki ama öyle her ay giden 10 bin yok. Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım. Ya şimdi ben böyle deyince bizim diğer milletvekili tanıdıklar lan bizi de lan oğlum biz kimseye söylemeyiz diyor. Ama Biden gel film yap sonra beni
karalama kampanyasında abilik yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 10 bin değil çok daha fazlasını verdim diyor. Ve burada bence satır arasında başka bir mesaj da yolluyor. Diyor ki eğer diyor siz diyor söylerseniz diyor ben de konuşurum diyor. Ve de şunu anlıyoruz. Başka milletvekillerine de para vermiş Sedat Peker. Doğru anlıyor muyuz Kenan sence? Aynen öyle Cüneyt Bey. Üstü kapalı bir gönderme yapıyor.